Hoş geldiniz kanalıma. Sevgili öğrenciler merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomda 7. sınıf metin türleri yani söyleşi, biyografi, otobiyografi ve günlük hakkında konu anlatımı yapacağım gayet güzel ve anlaşılır bir konudur. Hemen başlayalım. Şimdi söyleşi yani sohbet yazı türü ile dersimize başlayalım. Bu iki kelime eş anlamlı kelimelerdir. Hocam söyleşi nedir? Cevap veriyorum. Bir yazarın herhangi bir konudaki kişisel düşüncelerini okuyucu ile konuşuyormuş gibi samimi yani içten bir hava içerisinde anlattığı gazete ve dergi yazısına sohbet yani söyleşi denir. Söyleşi bir düşünce yazısı, fikir yazısıdır arkadaşlar, unutmayalım. Şimdi söyleşi yazı türünün en bariz net özelliği nedir? Yazar karşısında biri varmış gibi zaman zaman soru cümlelerine yer verir. Bu söyleşi yazı türünün diğer yazı türleri ile arasındaki farktır. Yine sohbet yazı türünde yazar okuyucu ile konuşuyormuş gibi bir üslup takınır. Bunu unutmayalım. Şimdi sohbet yazı türünün diğer can alıcı özelliklerine bakalım. Sevgili öğrenciler, sohbet gazete ve dergilerde yer aldığı için, yazıldığı için herkesi ilgilendiren konuların tercih edilmesi gerekiyor. Yani okuyucuyu ilgilendiren konuların olması gerekiyor. Yine yazar gündelik konuları sohbet yazı türünde ele alır. Bunu zaten yukarıda az önce söylemiştim size. Gündelik konular üzerinden sohbet yazı türü yazılır. O konular hangileri hocam? Sanat, edebiyat, siyaset, spor ve benzeri kültür de olabilir. Konularında yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmasıdır arkadaşlar. Yine kişisel düşüncelere yer verilir demişim. Gündelik konuları kendine göre yazar yorumlar. Yani dili özneldir, unutmayalım. Okuyucu ile konuşuyormuş gibi kimi zaman yazar soru sorar. Bunu zaten az önce size söylediğim çok çok önemli bir maddesi budur arkadaşlar sohbetin. Okuyucu ile konuşuyormuş gibi yazar kimi zaman soru sorar ama her zaman soru sormaz. Şimdi yazar sorduğu sorulara kendisi cevap verir. Bir soru işareti olur arkadaşlar. Soru işaretinden sonra yazar ne yapar? Sorduğu soruya kendisi cevap verir. Belli bir düşünsel plana göre yazılır. Zaten her yazının bir planı vardır. Plan olmadan yazı yazılmaz. Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir. Evet, söyleşi yazı türünün dili öznel olduğu için yazar anlattıklarını kanıtlayamaz. Yine yazar halk fıkralarından, deyimlerden, atasözlerinden söyleşi de yararlanabilir. Şimdi burada boşluk doldurma sorusu var. Yazarın bir konuyu fazla derinleştirmeden okuyucuyla konuşuyormuş gibi ortaya koyduğu yazı türüne ne denir? Az önce anlatmıştım arkadaşlar. Yazar okuyucu ile ne yapacak? Konuşacak. Sanki karşılıklı konuşma havası var. Hangi yazı türü? Kulaklarım sizler için açıldı arkadaşlar. Tabii ki sohbet yazı türü. Evet, doğru söylüyorsun. Orada beni kim izliyorsa ona bir aferin çekiyorum arkadaşlar. Sohbet yazı türünün en önemli özelliği neydi? Yazarın okuyucu ile konuşuyormuş gibi bir üslupla yazı yazmasıydı. Az önce ben ne dedim size? Sohbet yazı türünde yazar yer yer soru sorar. Ama soru sorulmayan sohbetler yani söyleşiler de var. Hocam örnek verir misiniz? Hemen verelim. Bakınız buraya. İzin verirseniz size ilkbahardan söz açmak istiyorum. Bakın yazar ilk cümlesinde ne yaptı? Sanki karşısında biri varmış gibi hemen konuşmaya başladı. İşte bu konuşma cümlesinden ben bu metnin türünün sohbet yani söyleşi olduğunu hemen çıkardım arkadaşlar. Bakın izin verirseniz diyor. Yani bizden izin istiyor. İzin verdik gitti. Bahar sözünün kendine mahsus bir çekiciliği vardır. Bakın yazar bahar üzerine konuşuyor. Yalnız tabiat için, kırlar için, çiçekler için, ağaçlar için değil, insanlar için de bir bahar, bir ilkbahar düşünülür. İnsanların genç olduğunu anlatmak için ömrünün ilkbaharında derler. Tabii o ömrün bir de sonbaharı vardır ki çiçeklenmenin sonunun geldiğini anlatmak için söylenmiştir. Yazar ilkbahar ile sonbaharı ne yaptı arkadaşlar? İnsan ömrüne göre anlatmaya çalıştı. Yazar burada bahar sözcüğünün kendisinde uyandırdığı kişisel düşünceleri ne yaptı? Yorumladı arkadaşlar. Mesela ömrünün ilkbaharı ifadesinden insanların gençlik çağını, ömrünün sonbaharı ise insanların yaşamının sonuna geldiğini anlatan bir ifade olduğunu söylüyor yazar. Kendi bakış açısıyla ne yaptı sevgili öğrenciler? Bahar üzerindeki düşüncelerini bize kanıtlamadan, ispatlamadan karşılıklı konuşma havası içerisinde anlattı. Şimdi geldik biyografiye. Diğer ismi yaşam öyküsü. Türkçesi yaşam öyküsü. Biyografi, otobiyografi bu tarz kelimelerin kökeni Fransızcadır. Biyografinin temel özelliği bilgi verici bir metin olması. Bilgi verici bir metin olduğu için hayatları, insanların hayatları, başkalarının hayatları kronolojik sırayla tarafsız bir şekilde anlatılır. Yine biyografilerde amaç anlatılan kişiyi her yönüyle okuyucuya tanıtmaktır.
Anlatılan kişinin tanınmış insanların hayatı, eserleri, başarıları, başarısızlıkları, kişiliği, görüşleri anlatılır biyografilerde. Şimdi biyografilerde anlatılan kişinin ünlü olmasına, tanınmış olmasına gerek yok. Sen de oturur babanın bir biyografisini ne yapabilirsin? Yazabilirsin. Şimdi biyografiler gelecek kuşaklara neyi bırakır arkadaşlar? Niye biyografi bu kadar önemli? Gelecek kuşakları tecrübelerin, bilgilerin, görüşlerin aktarıldığı metinlerdir. Benim size önerim biyografi yazı türünde yazılmış kitapları okuyunuz. Bunlar sizlere tecrübe katacaktır. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim Kara Toprak'tır. Kara Toprak Aşık Veysel Şatıroğlu'nun en önemli şiiridir. Aşık Veysel 1894 yılında Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde dünyaya geldi. Bakın şu ilk cümleden ben bu yazının türünün biyografi olduğunu ne yaptım? Hemen anladım. Şuraya yazalım biyografi diye yazdık arkadaşlar. Burada Aşık Veysel'in hayatını bir başkası anlatıyor ve doğum yılı ile ne oluyor ve nerede doğduğu ile hemen başlıyor. Veysel'in iki kız kardeşi çiçek hastalığına yakalanarak yaşamını yitirdi. Veysel de bu hastalıktan gözlerini kaybetti. Evet, Aşık Veysel'in gözlerinin görmemesinin nedenini öğrenmiş olduk. Çünkü biyografiler bilgilendirici metinlerdir. Babasının ona oyalanması için aldığı sazla başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. Daha sonra kendi sözlerini yazıp söyledi. Kendisini bu konuda yetiştirip saz hocalığı yaptı. Eserlerinde yalın bir Türkçe kullanan Veysel, yani sade bir Türkçe kullanmış, 1973 yılında hayatını kaybetti. Bakın ne yaptık? Aşık Veysel'i dünyaya getirdik. Daha sonra Aşık Veysel 1973 yılında vefat etmiş. Biz bu yazı türünün biyografi olduğunu ne yaptık? Hemen anladık. Çünkü Aşık Veysel hakkında bize bilgi veriyor. Tabii ki bu bilgi kronolojik bir sıra takip ediyor. Az önce biyografiyi anlatmıştım. Biyografide yazar başkalarının hayatını anlatıyordu. Biz ona yaşam öyküsü diyorduk. Otobiyografi nedir? Öz yaşam öyküsüdür. Kişi kendi hayatını kendisi anlatıyor. Başkalarını karıştırmıyor işine. Tam bir kendin pişir kendin ye usulü burada oluyor arkadaşlar. Yani sen mutfağa gidiyorsun, ne yapıyorsun? Başkasına yemek yaptırmıyorsun. Sen yapıyorsun, çek elini diyorsun, değil mi arkadaşlar? Otobiyografi de böyle işte. Kişi kendi hayatını kendi ağzından ya da kendi kaleminden anlatıyor. Kişinin doğumundan başlayarak yaşadığı ana kadar yaşadıklarını kronolojik sırayla yazdığı yazı türüne otobiyografi denir. Şimdi kişi kendi hayatını kendisi yazar. Evet, başkasına yazdırmıyor. Bakın ne kadar önemli değil mi arkadaşlar? Birinci teki şahıs eki kullanılarak anlatılır. Burası da çok önemli. Birinci teki şahıs eki kullanılıyor. Gerçeklere bağlı kalarak kişinin yaşamı anlatılır. Zaten biyografi ve otobiyografilerde bilgi vermek esas olduğu için yazar mümkün olduğu kadar gerçeklere bağlı kalmak zorundadır. Aşık Veysel'i unutmadık. Tekrar buraya geldik sevgili öğrenciler. Aşık Veysel Şatıroğlu 1894 yılında Sivas'ın Şarkışlı ilçesine dünyaya geldi. Bu bir biyografiydi. Şimdi ne yapacağız? Otobiyografiye çevireceğiz bu metni. Yani Aşık Veysel kendi hayatını kendisi anlatacak. Birinci teki şahıs ek olan M getireceğiz çekimli fiilimize. İsterseniz başına ben getirin, isterseniz getirmeyin hiç fark etmez. Ben kişi zamiridir unutmayalım. Ben Aşık Veysel 1894 yılında Sivas'ın Şarkışlı ilçesine dünyaya geldim. Bakın kendi ağzıyla kendisi anlatıyor hayatını. İki kız kardeşim, bakın şurada iki kız kardeşim çiçek hastalığına yakalanarak yaşamını yitirdi. Güzel, benim kız kardeşim ifadesi var. Evet, Aşık Veysel kendi hayatını kendisi anlatmaya devam etsin. İki kız kardeşim çiçek hastalığına yakalanarak yaşamını yitirdi. Ben de bu hastalıktan gözlerimi kaybettim. Bakın şuraya M'ye getirelim birinci teki şahıs eki. Babamın bana oyalanmak için aldığı sazla başka ozanların türkülerini çalmaya başladım. Daha sonra kendi sözlerimi kendim yazıp söyledim. Bakın yine şuraya M birinci teki şahıs ekini getirelim. Kendimi yetiştirip bu konuda saz hocalığı yaptım. Bakın M'ye getirdik yine şahıs eki. Eserlerinde yalın, sade, anlaşılır bir Türkçe kullandım. Tabii ki arkadaşlar Aşık Veysel 1973 yılında hayata gözlerimi yumdum diyemez. Arkadaşlar bir de biyografi ile otobiyografinin farkı şudur. Biyografilerde ölen kişinin hayatı da anlatılabilir. Yani hem yaşayan hem ölen kişinin hayatı anlatılabilir. Otobiyografide ise yaşayan, nefes alan kişilerin hayatları anlatılır. Zaten kişi kendi hayatını kendisi anlatacak. Tabii ki yaşaması gerekiyor. Bu arada Aşık Veysel'e selam olsun diyoruz arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Az önce biyografik bir metni otobiyografiye çevirmiştim. Şimdi tamamen otobiyografik tarzda yazılmış bir metin var burada. Adım Halil İnancık. Evet, tarihçi Halil İnancık kendi hayatını kendisi anlatmaya başladı.
7 Eylül 1916'da İstanbul'da doğdum. Bakın birinci teki şahıs ekleri var. Babam Kırım göçmenlerinden Seyit Osman Nuri Bey, annem Ayşe Bahriye Hanım'dır. Çocukluğum hep savaş yıllarında geçti. 1924 yılında ailemle birlikte Ankara'ya yerleştim ve ilkokulu buradaki Gazi İlkokulu'nda bitirdim. Evet, birinci teki şahıs eklerini görüyorsunuz. Evet, tarihçi Halil İnancı kendi hayatından bir kesit, bir bölüm ne yapmış? Kaleme almış arkadaşlar. Bu yazının türü otobiyografi. Geldik günlük, yani günce yazı türüne. Günce deyince aklıma Nurullah Ataç'ın günceleri geliyor, günlükleri geliyor. Nurullah Ataç hem deneme yazmış hem günlük yazmış. İkisi de size çok şey katacaktır. Mutlaka okuyunuz. Kişinin gün içinde yaşadığı olayları tarih atarak günü gününe kaleme alıp anlattığı yazı türüne günlük denir. Günlükte en önemli unsur tarih atmaktır. Diğer yazı türlerinden farkı budur arkadaşlar. Tarih günlükte mutlaka olur. Zaten günlük tarih ile başlar bir nevi. Birinci kişi ağzından kaleme alınan öznel ve kısa yazılara biz yine günlük deriz. Yazar başından geçen bir olayı anlatıyor. Tabii ki birinci kişi ağzı olacak. Yine yaşanan olaylar ve gözlemlerin günü gününe yazılmasıyla oluşur. Şimdi her olay ya da olgu anlatılabilir. Olaylar değiştirilmeden anlatılmalıdır. Olaylar neden değiştirilmeden anlatılmalıdır? Bunun nedenini biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size anlatayım bunun nedenini. Şimdi bugün başımdan bir olay geçti. Bu olayı ben akşam yatmadan önce günlüğüme yazdım. Nasıl yazdım? Tarafsız bir şekilde yazdım. Olay karşısındaki duygu düşüncelerimi yine tarafsız bir şekilde yazdım, not aldım. Kıskandıysam birini oraya günlüğüme şu şekilde bir ifade bıraktım. Onu çok kıskandım. Değiştirmiyorum. Kendimden kaçmıyorum. Aradan 10 yıl geçiyor. O ilgili sayfayı açıyorum ve o cümleyi okuyorum, kıskandığım cümlesini. Ve ben şu cümleyi kuruyorum kendi kendime. Yahu benim üzüldüğüm şey bu mu? Veya ben neden kıskanmışım? Çok cahilce davranmışım. Çok toyca davranmışım diyerek ne yapıyorsun? O zamanki üzüldüğün şeye gülüyorsun. İşte günlük bu işe yarar. Nasıl yarar? Nasıl yani? Senin gelişim aşamanı gösterir günlük. Düşünce olarak nereden nereye geldin? İnsanlara bakış açında bir değişme oldu mu? Hayata bakış açında bir değişme oldu mu? Yani günlük bu işe yarar. Yani senin gelişim aşamanı, gelişim sıranı sana birinci elden anlatır, anlatır. Günlük yazın, günlük. Bakın az sonra günlüğün diğer bir faydasını anlatacağım size. Şimdi yazar yaşadığı ya da şahit olduğu olay ya da durumların kendinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatır demiştim az önce. Doğrudur. Peki günlüğün dili anlaşılır, konuşma diline yakın bir dil olmalıdır. Sade bir dil olmalıdır. Günlükte olaylar günü gününe yazılır. Anı yazı türünde ise bakın günlük ile anı arasındaki fark nedir? Günlükte olaylar günü gününe yazılır. Anıda ise olaylar zaman geçtikten sonra kaleme alınır, yani yazılır. Anı türünde ise olaylar aradan zaman geçtikten sonra yazılır. Yani anıda geçmişteki olaylar anlatılır. Bakın şurada küçük bir cümle var. Zekayı artırır. Hemen sayfayı yukarı alalım. Evet, günlük zekayı artırır. Bakın ilginç bir bilgi var burada. Gerçekten de günlük zekayı artırır. Niye günlük zekayı artırır? Arkadaşlar gün içinde yazdıklarını not ediyorsun. Yani bir nevi yazı çalışması, yazı egzersizi yapıyorsun. Hafızan kuvvetleniyor. Yazdıklarını unutmuyorsun. Bir sıraya koyuyorsun. Beyni terbiye ediyorsun. Beyni geliştiriyorsun. Bu nedenle şiddetle size günlük yazmanızı öneriyorum. Tabii ki günlük artık günümüzde yazılmıyor arkadaşlar. Mesela YouTube açıyorsunuz veya internet sayfalarını açıyorsunuz. Blog tarzı yazılar var. Bunlara biz ne diyoruz? İnternet günlüğü, internet yazıları diyoruz. İşte Z kuşağı bunları seviyor. İnsanların öğrendiklerini, görüş ve duygularını anlattığı, paylaştığı ve günlük yazı türüne benzeyen internet sitelerindeki yazılara internet günlüğü yani blog denir. Arkadaşlar şimdiden kendinize bir blog sayfası oluşturun. İleride bir gün işinize yarayacaktır. Yazar Salah Birsel'den buraya bir günlük aldım. 9 Mart 1973 tarihli günlük tarihiyle başlardı. Sakalımı tıraş etmek için aynanın karşısına geçtim. Radyoda yine bir türkü. Kekliydiyiz havada. Birden her şeyi unutarak ellerimi, gözlerimi, kaşlarımı oynatmaya başladım. Giderek kendimi bir sahne üstünde sanarak ellerim, gözlerim, kaşlarımla türlü şaklabanlıklar, mimik oyunları yapmaya geçtim. Kendime ancak türkü bitince geldim. Ne güzel insanın musikiye kendini kaptırıp zıplayıp hoplaması. Bir an bütün üzüntülerinizden sıyrılıyorsunuz. Elde ettiğiniz neşe o neşe anından sonraya da uzanıyor. Somurtkanlık, bizim her vakit sağduyulu olmayışımızın bir nedeni de neşeye yaşamımızda yer ayırmamış olmamızdır. Neşesiz adam eksik adamdır, bir alıktır. Bakın ne yapmış yazar, sabah kalkmış, müzik dinliyormuş, o sırada hoplamış, zıplamış, oynamış. Neşeli olmanın kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatıyor. Yine neşesiz olmanın kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatıyor. Devamında ne demiş? Kapının zili çalmış, dışarıdan bir ses, süt.
Her gün bir ya da birkaç kez çalar kapıyı bu sütçü. Ben de herkes gibi kapıyı açar, yüzümü tatlaştırır ve biz süt almıyoruz derim tam bir sahtecilikle. Bu kez kapıyı açıp sütçüye sen ne biçim adamsın, sana kaç kez süt almadığımızı söyledim. Böyle herkesi tedirgin etmeye ne hakkın var diye bağırmak geçti aklımdan. Kapıya koşup açtım sütçüye yine. Biz süt almıyoruz dedim. Adam suratını buruşturarak uzaklaştı. Kapıyı örttükten sonra kendimi yokladım. Neşe diye bir şey kalmamıştı. Bakın yazarın o sırada bu eğlencesini kim bu? Yazar sabahleyin radyosunu açmış. Radyosunu açtıktan sonra hareketli bir müzik çıkmış. Hoplayıp zıplayıp oynamaya başlamış. O sırada sütçü zile basmış. Tabii ki yazarın bütün neşesi kaçmış. Çünkü yazar hiç süt almıyormuş. Kaç defa demiş sütçüye. Sütçü yine ne yapmış? Zile basmış arkadaşlar. İşte sütçünün bu durumu yazarda hangi duyguları uyandırıyor? Onu anlatıyor günlüğünde. Yani yazar gün içerisinde başından geçen bir olay anlatmış. Birkaç soru çözerek konumuzu pekiştirelim. Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden biri değildir? A. Anlatım 3. kişi ağzından yapılır. Arkadaşlar günlükte anlatım 1. kişi ağzından yapılır. Zaten günlükte başından geçen olayları ya da şahit olduğun, gözlemlediğin durumları sen anlatıyorsun. Bir başkası anlatmıyor. O zaman yanlışlık nerede? Adana'da arkadaşlar. B. Olaylar tarih belirtilerek yazılır. Günlüğün en önemli özelliği buydu arkadaşlar. Kişinin özel yaşamıyla ilgili bilgiler bulunur. Doğrudur. Günü gününe yazılan yazılardır. Bu da doğru. Cevap Adana. Bu metnin türü hangisidir? Güzel ve zor bir soru. Seçeneklerde makale, deneme, söyleyişi ve anı var. Kardeşinizi seviyor musunuz? Bu da soru mu diyorsunuz? Kardeşini kim sevmez ki? Peki kardeşinizin hayatınızdaki yeri ile ilgili hiç düşündünüz mü? Bazen en yakınımızdaki değerlerin farkına varamayabiliyoruz. Kardeşiniz aynı anne babayı, aynı çatıyı, aynı yemeği paylaştığınız ilk arkadaşınız. Onun değerini bilin. Hayat sevinçleri ve sevgileri paylaştıkça güzel. Kardeşler de bu paylaşımları yapabildiğimiz en önemli kişilerdir. Şimdi bakın burada soru cümleleri var arkadaşlar. Yazar karşısında biri varmış gibi soru soruyor. Sorusu ne? Kardeşinizi seviyor musunuz? Daha sonra sanki karşısındaki kişi cevap veriyormuş gibi kendince karşısındakinin yerine cevap vermiş. Neymiş cevabı yazarın? Bu da soru mu diyorsunuz? Sanki bu cümleyi bir başkası kurmuş. Oysa yazar kuruyor. Kardeşini kim sevmez ki? Bakın yine bir soru cümlesi var. Şimdi soru cümlesi var. Aklıma ne geldi? Söyleyişi geldi. Arkadaşlar şimdi bu deneme de olabilir. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta ne? Burada yazarın karşısında biri varmış gibi sohbet etmesi. Yani karşılıklı konuşma havası içerisinde yazılıyor bu yazı. Denemede karşılıklı konuşma havası yok. Denemede yazar kendi kendine konuşuyor. Denemede karşılıklı konuşma havası yok. Bakın burada yazar kardeş sevgisi hakkında düşüncelerini, yorumlarını dile getirdi. Yazının dili zaten hem öznel hem de karşılıklı konuşma havası var. O zaman cevap bursa oluyor. Yani metnin türü, söyleyişi, sohbet, makale, fikir yazısı doğru. Söyleyişte fikir yazısı, makalede fikir yazısı ama makalenin dili nesneldir arkadaşlar. Söyleyişi yazı türünün dili özneldir. Deneme neden olmuyor az önce söyledim. Denemede yazar kendisiyle konuşur. Denemede hep ben düşüncesi vardır. Söyleşide yazar karşısında biri varmış gibi konuşur. Söyleşide yazar karşısında biri varmış gibi yazısını kaleme alır. Anı olamaz. Anıda yazar başından geçen bir olayı aradan zaman geçtikten sonra kaleme alıyor. Bu parçaya göre çocuklar için yazılan biyografilerin taşıması gereken nitelik özellik aşağıdakilerden hangisidir? Güzel bir soru var. Evet, biyografik eserlerde yazarların anlatımı konunun elverdiği ölçüde ilgi çekici olmalıdır. Peki bu ilgi çekici nasıl sağlanır? Canlı, hareketli ve yalın bir yani anlaşılır bir anlatımla kaleme alınan biyografilerin çocuklarca beğenilme olasılığı daha yüksekmiş. Canlı olacakmış yani hareketli olacakmış biyografik metinler ve anlaşılır bir üslup, bir dil olacakmış. A. İlginç kişilerin hayatını anlatmalıdır. Evet, bununla ilgili yukarıda bir bilgi verilmedi. Biyografilerde ilginç kişilerin hayatını anlatın demiyor. Yukarıdaki metinde demiyor. Sürükleyici ve yalın bir dil kullanılmalıdır. Evet arkadaşlar. Hareketli, canlı, sürükleyici yani yalın, anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Bu şekilde çocukların dikkatini çekebilir bu tarz yazılar. Cevap bursa çocuklara hitap eden konular seçilmelidir. Tabii ki çocuklara hitap eden konular seçilmeli ama yukarıdaki metinde C seçeneği açıklanmıyor. Konu resim ve çizgilerle desteklenmelidir diyor. Doğrudur ama yukarıdaki metinde yine D seçeneğini anlatmıyor. Cevap bursa biyografiler sürükleyici olmalı ve biyografilerde yalın bir dil yani sade bir dil kullanılmalıdır. Şimdi kendimizi ölçelim bakalım ne kadar öğrendik. Tıp, felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya ve müzik gibi çeşitli alanlarda seçkinleşmiş olan İbn Sina 980'de doğmuş, 1037'de ölmüş. Her şeyden önce bir hekimdir. Yani bir doktordur.
bu alandaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Tıpla ilgili birçok eser kaleme almıştır. Yani yazmıştır. Ünlü bir kişinin yani bir doktorun burada hayatı anlatılıyor, başarıları anlatılıyor, hangi alanda çalıştığı anlatılıyor. Sevgili öğrenciler, bu metnin türü nedir? Tahmin edin. Şimdi iki tane seçeneğiniz var. Biyografi mi, otobiyografi mi? Yani İbn Sina kendi hayatını kendisi mi anlatıyor burada yoksa bir başkası mı anlatıyor? Tabii ki bir başkası anlatıyor. O zaman cevap biyografi. Ünlü bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılara biz ne diyoruz? Biyografi diyoruz. Biyografiler bilgilendirici metinlerdir. Cevap biyografi. Evet, İbn Sina bakın 980'de doğmuş, 1037 yılında ölmüş. Peki, Aşık Veysel gibi İbn Sina'ya da selamlar olsun. Sevgili öğrenciler, bu şekilde 7. sınıf Türkçe dersi metin türleri konu anlatım videosunun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum.